Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir böyle bol ekşili, bol baharatlı, güzel bir zeytinyağlı diyebilirim. Et olmayacak, kıyma olmayacak içerisinde yaprak sarması tarifi vereceğim. Eminim çok beğeneceksiniz böyle baharatlı, ekşili, salçalı böyle sevenler. Öncelikle şöyle bir çay bardağı zeytinyağı ayarladım. Bunu ısınmış olan tavama döküyorum. Üzerine burada hemen 1-1,5 yemek kaşığı kadar çam fıstığı var. Bunu da ilave ediyorum. Burada da 1 adet orta boy kuru soğan rondoda çektim. 3 diş de içerisinde sarımsak var sadece. Fıstıklar hemen şöyle 1 dakika dış yüzeyleri beyazlaşınca, yani böyle bir pişme eğilimine, kızarma eğilimine geçince soğanı ve sarımsağı döküp kavuracağım. Çünkü içerlerin, dolmanın, sarmanın içinde kırmızı kırmızı olmasını istiyorum. Öyle beyaz beyaz kaybolmasını istemiyorum. Evet, başladı bile kızarmaya. Hemen soğan ve sarımsakları ekleyelim. Ara ara karıştırarak soğanımı güzelce, onu da hafif böyle dış yüzeyleri pembeleşinceye kadar kavuracağım. Orta bir ateş kullanırsanız birden yapmamış olursunuz. Soğanlar da kızarmaya başladıklarına göre artık salçaları ekleyebiliriz. 1 yemek kaşığı tam biber salçası, 1,5 yemek kaşığı da domates salçası var burada. Onları ekleyip şöyle güzelce kavuralım. Bir şöyle 30 saniye kadar, yarım dakika kadar kavurduktan sonra 2 su bardağı güzelce yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyelim. Çay kaşığı tuz ayarladım. 2 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ayarladım. Burada da 2 çay kaşığı kadar kuş üzümü var. Pardon, yemek kaşığı kuş üzümü var. Onu da sıcak suda yıkadıktan sonra bir müddette beklettim, 5-10 dakika kadar. Onu da ilave ediyorum. Artı burada çok az, 7-8 dal kadar taze maydanozlar vardı, bahçeden getirdim. Kekik var aynı şekilde yine bahçeden. Nane var. Fesleğen ve mor reyhan var birkaç dalda. Kaynamış sudan zeytinyağını koyduğum bardakla şöyle 1,5 bardak, 2 bardağa yakın çay bardağıyla ekleyip çok hafif bu şeyini, suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Ondan sonra harcım hazır olacak. Tabii ki kısık ateşte mümkün olduğunca. Şöyle üzerine de bir kapak kapatalım. Artık suyunu çekmiş. Ocağı kapatıp bir müddet soğuduktan sonra yapraklarımızı sarabiliriz. Tabii ki bu arada yaprakları da ılık suya ıslatalım. Güzelce yıkayalım. Birkaç su değiştirelim. Suyu süzülünce artık sarılabilirler. Dediğim gibi yaprakları güzelce yıkadım. Suları süzüldü ve şimdi saplarını koparıp koparıp saracağız. Şöyle dikkatli bir şekilde koparttıktan sonra sapını önümüze seriyoruz. Biraz iç harç koyuyoruz. Çok da koymayın.
pirinçlerin şişeceğini unutmayın. Önce şöyle ön tarafını güzelce sıkıştırdıktan sonra iki yanını içe doğru katlıyoruz. Ve ondan sonrasında sıkıca sarıyoruz. Şöyle kendi şeyinde yuvarladığınız zaman zaten gayet güzel olacak sarmalarınız. Böyle kalem gibi sarıyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Şurayı kapattık. Şöyle çekip sıkıştırdık. Daha sonra iki yanını içe doğru kıvırdık. Ve şimdi sarmaya başlıyoruz sıkıca. Evet, sarmam hazır. Görmüş olduğunuz gibi dizdim incecik kalem gibi. 3 kat oldu. Yaklaşık olarak 400 gram vardı zaten yaprak. 400 gram sardım. Ardından kalan tabii içi ben bilinçli olarak biraz fazla yapmıştım. Şöyle domateslerim vardı. 5 tane doldurmak istediğim zeytinyağlı. Onları doldurdum. Bir tane de biber doldurdum ortaya. Bunun üzerine de bu sarmanın kavurduğum tavasına çok az bir şey daha, hemen bir yemek kaşığı daha zeytinyağı koydum. İçlerinden çıkan domateslerin şeylerini, iç kısımlarını rondoda çektim ve böyle sos yaptım. Biraz da tuz, karabiber, işte kırmızı toz biber döktüm içine. Şöyle güzel bir sos hazırladım. Çok az, bir iki taşım kadar da pişirdim. Salça koymayacağım. Bu şekilde yapacağım. Hem de onları değerlendirmek istedim o şekilde. Şimdi bu tamam. Ayrıca sarmam için de yine 2 bardak su hazırladım. Onun suyu yeterli. Yaklaşık olarak bir buçuk bardak su var orada. Şöyle kapağını kapatalım. Evet. Onu bir kenarıya alalım. Sarmamızı şöyle getirelim. Sarmamın da üstüne dolma taşını koyacağım. Sarma taşını. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Tam gördüğünüz gibi hizasına gelinceye kadar koydum. Başka zeytinyağı koymayacağım. Normal zamanda olsa koyardım biliyorsunuz. Ama diyetteyim ya, koymayacağım. Yeter. Bir çay bardağı zeytinyağı koydum ikisine. Daha ne? Değil mi yani? Şimdi ocağa koyacağım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Ondan sonrasında da kısık ateşte. Her ikisini de yavaş yavaş pişireceğim. Takriben bir saat içerisinde pişeceklerdir. Kontrol edebilirsiniz sarmayı. Dolma kesinlikle yarım saatte pişer ama sarma tabii ki biraz daha uzun sürebiliyor, yaprakların pişmesi. Takriben bir saat içinde bir kontrol edin. 40-45 dakika sonra ona göre zamanı ayarlayın işte. Pişinceye kadar diyeyim. Yumuşayıncaya kadar yapraklar. Evet, sarmamız pişti. Yanında yoğurtla beraber servis yaptık ve afiyetle yedik. Umarım sizler de beğenerek yersiniz, denersiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.